Backup ve restore hakkında önceden üstün körü konuştuk da farklı yapılar da var bunların içerisinde. Bunlardan bir bahsedelim. Mesela diyelim ki şu anda ben VatanBank'ın backup'ını alayım. Tasks backup dedim. Bakın recovery model full diyor. Full olarak dediğiniz zaman her şeyi çekersiniz. Tamam. Full modelde içerisinde bulunan her şeyin backup'ını alırsınız. Ne? User, role, bununla alakalı olarak işte veriler, tabloların kendileri, aralarındaki ilişkiler, hepsi gidiyor arkadaşlar. Bir de recovery model simple denilen bir şey var. Onu da bakın normalde şöyle ayarlarsınız. VatanBank üzerinde özelliklere tıkladım. Argos Recovery Model Options'ta. Bulk Logged Simple Full. Gördünüz mü? En rahat kullanımı genelde full. Ve hep bunu kullanıyoruz biz. Farkları ne? Bunda loglama yöntemi farklı. Tamam. Topluca loglama yapıyor. Bunda ise arkadaşlar Simple'da daha az yapıyor diye bekliyor. Tamam. Tam böyle detaylarıyla hatırlamıyorum da Simple'da da direkt olarak her şey değil de belli noktalar işte veriyi yapıyor. Tabloları, ilişkileri alıyor. User'lar falan gitmiyor. Tamam. User'la alakalı bilgiler, loginlerle alakalı bilgiler gitmiyor arkadaşlar. Full day ise bunları da alıyor. Compatibility level. Şimdi biz SQL Server 10 kullanıyoruz. 2008. 2005, 9, 2008 olarak geçiyor. Şöyle bir şey var karşımızda. Mesela bir 2008 veri tabanını SQL Server 2005 kullanan birine veremezsiniz. Tamam? Çünkü direkt olarak şey oluyor. Hani Windows 7 için yapılmış bir programı XP kullanan birine vermeye çalışıyor. Çalışır mı? Ya da XP'nin Windows 7'yi tanıma imkanı var mı? Yok, değil mi? Ancak Windows 7 XP'de yapılanı tanıyabilir. İşte durum bundan ibaret aslında. Direkt olarak sizin 2005'te yapılanı görebilirsiniz. Ama 2008'de yapılmışı 2005 göremez. Böyle bir durum var. Buna göre level ile oynayarak bunu değiştirebiliyorsun. Mesela bunu böyle çevirirsem ben okey dedim. Şimdi yedeğini alıp SQL Server 2000'e olan bir adama atabilirim ben. Tamam. 2000'in kurallarına göre yedekleme yapıyor o zaman. Properties yine geldim. Options. 2008'e çevirdim. Collation değerleri. Bu nedir? Mesela içeride kullanılan para birimi. İçeride kullanılan tarih saat ayraçları. Bunların hepsi collation ile ayarlı arkadaşlar. Yani sen bazı kurallara göre çalışıyorsun ve kullandığın karakter setleri de farklı. Bunu collation ile ayarlayabiliyorsun. Bakıyorum. Permissions var mı başka bir şey? Yok, tamam. Şimdi bunun yine backup olayına geri döndüm. Backup type bakın 3 tane var. Full, Differential, Transaction Log. Nedir bunlar? Şöyle bahsedelim. LDF dosyası vardı değil mi?
Neydi LDF? Log dosyaları. Doğru mudur? MDF ve LDF. MDF verinin kendisini, LDF de bunların loglarını tutuyordu. Transaction log derseniz sadece LDF dosyasının backup'ını almış olur. Şöyle bir durum var karşımızda. Eğer Azizem kapatamamışız şu pencereyi ya. İki taraftan da açıkmışlar. Onu kapatabilir misin? LDF dosyasının arkadaşlar şöyle bir durumu var. Diyelim ki 1 MB tanımladığımız LDF'imizi ve autogrowth denilen bir özellik vardı değil mi? Veri tabanı oluştururken. O autogrowth özelliğini enable etmezseniz, yani otomatik büyüme ayarlı değilse, tabii şurada mesela new database autogrowth özelliği vardı. Enable'ını kaldırdım. None dedi değil mi şu anda? Initial size 1 MB. Arkadaşlar şimdi bu log dosyası 1 MB'lık üzerine çıktığı anda ne olur? Tahminleri bir alalım bakalım. Sevda. Mesela dedik ki bunun 1 MB üzerine çıkarsa, yani dolarsa log dosyası ne olacak? Birkaç seçenek var önümüzde. Bir, eskilerden siler. İki, veri tabanına girişi durdurur. Üç, server'a girişi durdurur. Dördüncüsü ise arkadaşlar, kayıt tutmadan veri tabanına giriş sağlar. Kayıt tutmadan patlar. Veri tabanına giriş yapamazsınız arkadaşlar. Neden? Hatta arada şey demiştim ben. Kayıt tutmadan olsaydı ben doldururdum bunu. Ve değil mi? Doldururdum bunu ve dolduktan sonra yapacağım tüm saldırıları gerçekleştirirdim. Değil mi? Log dosyası dolduğu zaman arkadaşlar veri tabanına giriş durdurulur. Bunu boşaltmak için de sizin tasks backup deyip transaction log backup almanız yeterlidir. Eğer LDF'in backup'ını alırsanız LDF içerisi boşaltılır tekrardan. Anlaşıldı mı? Bu da bunu sağlıyor arkadaşlar. Transaction log. Şimdi full ve differential'dan bahsedelim. Bir tane paint açtım. Şimdi elimde 3 tane nokta var. Bakın. Şöyle diyoruz. Burası çalışmaya başladığımız zaman ilk olarak. Tamam. Yani ilk defa veri tabanını oluşturdum ve çalışmaya başladı. Bir hafta arkadaşlar bir hafta boyunca çalıştı ve bir hafta sonra bunun full backup'ını aldım. Tamam? Full backup'ını aldıktan sonra bunun her gün differential backup'ını aldım. Fark backup. Tamam? Mesela bakın şurada bir full backup olursa durum şöyledir. Full backup ta en başa kadar yedeklemeyi yapar. Anlaşıldı mı? Full backup hep en sondan en başa kadar yapar. Differential backup dediğimiz bir şey var. O da şöyle gösterelim. Fark backup'ı. Differential backup ise arkadaşlar nereden nereye alacak? Son full backup'tan arkadaşlar itibaren alır. Bir tane daha differential yaptık. O nereden alacak? Efendim? Buradan mı alacak? O da arkadaşlar yine son full backup'tan itibaren alacak. Tamam? Yapı olarak böyle. Bir tane daha alsaydım o da son full backup'tan itibaren alacak.
Neden böyle bir şey var? Düşünün, haftada bir full backup alıyorsunuz. Kalan her gün differential çalışıyorsunuz. Tamam? Farz edelim ki cumartesi günü, pazar geceleri full alıyorsunuz. Cumartesi günü çöktü. Tamam? En son cumayı cumartesiye bağlayan gece aldınız backup. Tamam mı? Differential olarak. Bir dahaki, yani bu diyelim ki mesela ayın ikisinde alınmış backup, tamam. 2 Ekim'de bu alınmış. Sonrasında 3 Ekim, 4 Ekim, 5 Ekim falan filan gidiyor, gidiyor, gidiyor. 8 Ekim'e kadar gitti. Tamam. 8'ine kadar gitti ayın. 6 günlük differential backup var değil mi arada? 6 tane farklı backup var. Eğer bu arkadaşlar backup alma işlemini şöyle yapsaydı, buna işte diğer backup'ı buna, diğer backup'ı buna kadar alsaydı, sizin olduğu gibi tüm verilerini kurtarmanız, tüm verileri kurtarmanız için şöyle bir şey gerekiyordu. Önce full backup'ı yükleyeceksin. Sonra birinci differential, sonra ikinci differential, sonra üçüncü differential, beşinci, altıncı differential diye hepsini tek tek ekleyecektim. Ama böyle full'ü yüklüyorsunuz, üzerine son aldığınız differential'ı yükleyip işlemi bitiriyorsunuz. Farkı bu. Çok daha hızlı geri dönüş olmadı mı? Çok fazla vakit kazandırıyor bu size arkadaşlar. Mantığı budur. Anlaşıldı? Efendim. Son fila kadar oldu. Diferansiyel. Evet. Benzer dosyalar derken şey mi? Aradaki. Hani mesela bak, ben buradan buraya almıştım. Buradan da buraya alırken bunu yok edecek mi? Bu mudur? Tamam. Öyle bir seçenek var. Nasıl bir şeymiş bu? Hemen görelim. Full backup bu. Options'a geldim. Var olanlara ekle ya da üzerine yaz. Bu senin seçimin. Tamam. Şimdi var olana ekle. Backup dosyası, hani bug diye bir dosya verdik ya biz size arkadaşlar, hani böyle alınır, böyle yapılır diye. Backup dosyasına backup seti deriz, tamam mı? Gerçekte şeye benzetebiliriz bunu. Hani bir albümü olduğu gibi WinRAR'la sıkıştırdığınız zaman tek dosyaymış gibi hareket ediyor. Doğru mudur? Backup set de böyle bir şey. Bir kere atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra içerisine append diyerek oluşturabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tamam. Append dediğiniz sürece bir dosya içerisinde artıyor. Yok override derseniz üstüne yazıyor sürekli olarak. Tamam. Override diyor. İşte verify backup when finished. Duydunuz mu? Nedir bu verify? Mesela disk CD kopyaladınız mı hiç arkadaşlar? Nero ile falan. Verify diye bir şey vardır, seçenek vardır kopyalamanın altında. Onu işaretledikten sonra kaydedilen DVD'yi böyle ya da CD'yi baştan sona bir Nero okur. Böyle bir kontrol yapıyor. Niye? Doğru mu gitti? Hata var mı içerisinde? Yok mu? Onun kontrolünü yapıyor arkadaşlar. Hata olursa devam et. Hiç kesmiyor yarıda. Perform checksum before writing to media. Checksum ne demek? Ondan bahsedelim. Checksum dediğimiz şey arkadaşlar aslında bir yazılacak dosyanın ne kadar tutacağını baştan hesaplayıp diski kontrol etmektir. Yani şöyle bir şey var. Hani Windows yapıyoruz ya, kopyala yapıştır yaparken checksum oluyor aslında. Checksum dediğimiz şey oluyor. Yaptığı şey, hani
bunu kopyalamak için bu kadar daha alana gereksinim duyuluyor. Değil mi? Böyle bir şey çıkartıyor, mesaj çıkartıyor. İşte 1 GB'lık alan var ama sen 2 GB'lık bir dosyayı yapıştıramıyorsun. Bunu işaretlemezsen ne oluyor? Oraya yazıyor, yazıyor, yazıyor. Disk doldu mu? Pat diye hata fırlatıyor. Yazacak yer kalmadı diyor. Mantığı budur. Tamam? Tape drive, önceden arkadaşlar kasetler vardı. Backup robotları ve kasetler vardı. Var mı bunların çıkören? Backup robotu veya kaset. Şöyle bir şey göstereyim. Devam ediyoruz. Şimdi bizde birden fazla backup pad'i gösterebiliyoruz sistemimiz içerisinde. Locate the database files. Nereye basacaksanız bunu gösterebilirsiniz. Tamam mı? Kendiniz yazabiliyorsunuz. Add diyerek birden fazla oluşturabilirsiniz. Bu birincisi. Bir de restore denilen bir şey vardı, değil mi? Bu da neydi? Aldığın yediği geriye basma işlemi. Options'a geldi. Nereye basacaksın? Mesela ilk DB'ye basacaksın. Bunu nereden alacaksın diye, değil mi abi? From device dedim. Mesela şunun bir backup'ını alayım. Past backup. Ha, varmış zaten ya. Okey. Bakayım üstünde şey var mı? Bir daha da şey yapacağım. Backup alıyorum. Apple istiyor. Süper. Bir tane daha aldım. Okey. 3 tane backup oldu. Tamam mı şimdi? Bir tane eskiden vardı. 2 tane de üstüne çektim. Şimdi restore yapacağım. İlk database from device ekle C'nin içerisinde recovery. Burada mı? Ya. Nereye yapmışız? Hah, burada. Okey dedim. Okey dedim. Ne yaptı bakın? Bir backup setin içerisinde 2 tane backup var şu an. Tamam? Eskiyi almışız oradan demek ki. Tarih. Olsun. Yaptığım 2 tane de burada. Böyle gelebiliyor karşınıza. Tıkladım. Options. Şimdi eğer bunu seçmezsem ben hata alacağım. Neden? İlk DB diye bir şey zaten var. Hoppa. Override dedim. Oldu değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, restore ederken de bu seçeneklere dikkat etmek lazım. Bir daha gösterelim. Okey, okey. Seçtim. Nereye koyacaksın bunu diyor. İlk DVD'ye. Bakayım. Var mı başka bir şey? Şimdi arkadaşlar bunun dosyasını nereye koymak istiyorsun? Onu söylüyorsun. Adın ne olsun? Hani mesela benim D olsaydı D'ye atabilirdim internette. Genelde de şey yapıyorlar. Ondan da bahsedeceğiz. Yedeklemeli çalışma yapıyorlar. Bakayım var mı başka? Şimdi